Birçokları için hayallerindeki ev, beyaz çitleri olan bir evken, bazı insanlarınsa bu konuda oldukça tuhaf hayalleri vardır. Gizemli ve hatta tehlikeli yaşam alternatiflerine yönelme eğilimlerine sahiptirler. Bugünse sizin için dünyadaki en sıra dışı evlere bakacağız. Hadi başlayalım. Füze silosu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti eski kullanılmayan füze silolarını satmaya başladığında milyonerlerin kıyamet hazırlıkları için ettiği dualar adeta cevap bulmuştu. Fikir biraz sıra dışı görünse de birçoğu beraberinde gelen ağır fiyat etiketine rağmen yer altındaki siloları satın alıp yenilemek ve onları yeni bir eve dönüştürme fikrini atlamıştı. Piyasada New York'ta da bir tane olmak üzere yaklaşık 750 bin dolar gibi ucuza giden birkaç silo evi vardır. İlk bakışta mülk mütevazi bir yaban evi gibi görünüyor olsa da yüzeyin altında iki özel süite, elit bir mutfağa, yemek odasına, eğlence odasına ve bir zamanlar fırlatma kontrol merkezi olan iki katlı bir jacuzziye sahip mermer kaplı banyolara açılan 40 metrelik bir merdiven boşluğu vardır. Ya da daha iç içe bir deneyim tercih ederseniz, hayatta kalma apartmanı projesi, soğuk savaş dönemlerindeki bir silonun dikey bir yaşam alanına dönüştürülerek yapılan ve her türlü kıyamet senaryosuna hazırlıklı bir binadır. Her biri 12 evden oluşan toplamda 15 kat vardır. 1,5 milyon dolardan başlayan bu evler, zemin seviyesinde neler olup bittiğini gösteren LED pencereler gibi özellikler sunmakta ve 10 kişiye kadar kapasiteye sahip olan geniş alanlarla daha konforlu bir yaşam tarzı sunmaktadır. Yaşam alanları dışında ise sakinler için gurme market, kütüphane, sinema salonu, tırmanma duvarı, spor salonu ve havuzun tadını çıkarabilmektedir. Sıra dışı mı? Belki. Başarılı mı? Kesinlikle. Bütün bunların başındaki kişiler şu anda evler daha inşaat bitmeden tükendiği için talebi karşılamak üzere iki silo daha inşa etmektedir. Güvenliği ve özel hayatı önemseyenler için burası gerçekten de yaşamak için alışılmadık ama mükemmel bir yer. Çöldeki yeraltı sığınağı. Avustralya nüfusunun büyük çoğunluğu ülkenin güzel sahil şeridinde yaşamaktadır. Çünkü ülkenin merkezi kısımları çoğunlukla sert ve yaşanmaz iklime sahip birer çöldür. Madenciler buna cesaret eden nadir insanlardandır. Ve en büyük nedenlerden biri de aynı zamanda Cooper Paddy kasabasının da kurulmasının nedeni olan kıymetli opal mücevher madenciliğidir. Umut dolu madenciler, onları zengin edecek büyük miktarda mücevher bulma umuduyla büyük bir delik kazmaya başlamış ancak maalesef çoğu elleri boş dönmüştü. Ama buldukları şey, akıllarındakinin aksine yer altındaki sıcaklığın sürekli 40 derecenin üzerine çıkan yüzey sıcaklığından çok daha soğuk olmasıydı. İnanılmazdı. Çok geçmeden Cooper Paddy halkı, bu kazı alanlarını içinde yaşayabilecekleri kum taşı mağaralarına dönüştürmeye başlamışlardı. Sığınakların içindeki ortalama 22 derece santigrattı ve bu mağaralar sayesinde şehir nüfusu serin kalabiliyor ve klimadan tasarruf edebiliyordu. Evet, kasabada normal evler de vardır ama yeraltı evleri o kadar yaygınlaşmıştır ki şu anda yeraltı müzeleri, otelleri, kiliseleri ve hatta havuzları dahi vardır. Sakin, uygun fiyatlı ve serin bir evde yaşamanın yanı sıra bu çöl mağaralarından birinde yaşamanın diğer avantajları neler olabilir peki? Yenileme tadilatları ve yer genişletme işlemleri bildiğiniz çantada kekliktir. Başka bir odaya mı ihtiyacınız var? Duvara bir delik kazın gitsin. Gömme dolap mı istiyorsunuz? Büyük bir çukur kazın o zaman. Başka yatak odası mı? Sorun değil. Ve ayrıca her zaman umulduğu gibi opal bulma şansınız da ayrı bir avantaj. Dağbaşı Malikanesi. Hiç şehirdeki eğlence ve aktivitelerin arasındayken dağın tepesinde bir evde inzivaya çekilerek huzur bulmayı arzuladığınız oldu mu? Eksantrik Çinli bir profesörse ikisinden de ödün vermek istemediğine karar vermişti. 2016 yılında Pekin'de bir apartman bloğu sakinleri dairelerin duvarlarının ve tavanlarının çatladığına dair endişelerini ve şikayetlerini dile getirmeye başlamıştı. Diğerleri ise asansörlerin gelmesi için saçma süreler boyunca beklemek zorunda kaldıklarından ve taş gibi inşaat malzemelerinin binanın çatısına çıkarılırken gördüklerini belirtmişti.
Düzenli bir şekilde gelmeye devam eden şikayetler daha sıklaşmaya başlayınca yerel makamlar drone'la aldıkları görüntülerle soruşturma paralelinde incelemeler başlatmıştı. Birinin apartmanın çatı katını yapay bir dağ tepesine dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı. Apartmanın sahibi olan Zhang Lin adında bir adam, son 6 yılını binanın tepesine dağların bir kısmını kesmiş getirmiş gibi görünen gizli konağını inşa etmek için gizlice kaya, ağaç, moloz ve diğer inşaat malzemelerini taşıyarak geçirmişti. Zhang, evini o kadar genişletmiş ve değiştirmişti ki toplamda 2 katı olmuştu bile. Bu katlarda güneşlenme terası, havuz, bağ ve bahçe yer alıyordu. Hepsi toplamda 2 basketbol sahasının büyüklüğü kadardır. Bu çatı katındaki devasa alan uzun süreler boyunca fark edilmeden kalmıştı. Ancak Zhang, evinin ağırlığını genişletmeye devam ettikçe dayandığı apartman bloğunun yapısal bütünlüğünü tehlikeye atmaya başlamıştı. Sakinleri zararı fark etmiş ve adam tespit edilmişti. Görünüşe göre bu ev sahibi dağcılık hobisi için onay talep etme öngörüsüne sahip değildi ve kısa süre sonra da bir yıkım emri sunulmuştu. Bununla beraber adamın tüm o kayaları tek başına 6 yılda taşıdığı bilinmekteydi. Yani malzemelerin hepsini geri taşımaları biraz zaman alacaktı. Görünmez ağaç evi. Anahtarlarınızı hiç nereye bıraktığınızı unuttuğunuz oldu mu? Eğer şimdi göstereceğimiz evde yaşıyorsanız, endişeleneceğiniz en son şeylerden biri bu olabilir. Bu evde kalanlar, evlerinin nerede olduğunu unutma gerçeğiyle de yüz yüze gelmektedir çünkü bu evler teknik olarak görünmezdir. İsveç'teyseniz ve kalacak ilginç bir konaklama yeri arıyorsanız, neden ağaç otelleri düşünmüyorsunuz? Kuş yuvası veya UFO şeklinde olanlar gibi İskandinavya tatilinde konaklayabileceğiniz çok sayıda garip seçeneğiniz vardır. Ama en sıra dışı ve eşsiz olansa aynalı küp şeklinde olandır. Sık bir ormanın ortasında yerden 9 metre yüksekte asılı olan bu küp şeklindeki ağaç evin her tarafı aynalarla kaplıdır. Bu da onu yansıyan ağaçlar sayesinde neredeyse ayırt edilemez kılar. Neyse ki içeri girilecek yol açıkça görünmektedir. İçeri girmek için asma halat köprüsüne çıkmanız gerekir. Ağaç otel çalışanları, ağaca çıkan yolun da başlı başına bir deneyim olduğunu, merdivenlerin Lula Nehri manzaralı ağaç evlere çıkarken ziyaretçileri bulutları adım adım bulutlara yaklaştırdığını belirtmiştir. Hedefinize ulaştınız. İçeri girdiğinizde mini bir mutfak, king boy yatak ve bir banyo görürsünüz. Bununla birlikte en havalı özellikleri ise yerden görünmeyecek manzaraların keyfini sunan üst kattaki teraslar olabilir. Kuzey ışıklarını bu olağan dışı mekanda sükunet içinde izleyerek huzurlu bir gece geçirdiğinizi hayal edin. Bu arada parayı teslim etmeden önce otel sahiplerinin size bu ışıkların nerede olduğunu gösterdiklerinden emin olun. Aynalı küplerde kalmak size bir gece için yaklaşık 500 avronun altında mal olacaktır. Böyle bir deneyim için kesinlikle değer ama en önemlisi fiyata Wi-Fi ve kahvaltının da dahil olması. Boeing 747 evi. Hiç kendi özel jetinizde seyahat etmeyi hayal etmiş miydiniz? Bu birçoğumuz için umut ettiğimiz bir lükslüktür. Ama ne var ki hep hayallerde kalır. Peki böyle bir jetin içinde kalıcı olarak yaşamayı düşünür müydünüz? Bruce Campbell işte bu insanlardan biri. Bu adam Boeing'in gövdesini kendi evine dönüştürmüştür. Bu adam sıra dışı evinde oldukça basit bir hayat yaşıyor. Yere çakılmış uçakta bir dizi oda ve elektrikli donanımı da mevcuttur. Duş, mutfak, banyo ve çalışma alanı gibi normal bir evde bulmayı umduğunuz her şey vardır. Tek fark adamın evine açılıp kapanır bir merdivenle giriyor olmasıdır. Evet, burası yaşamak için kesinlikle sıra dışı bir ev ama adamımız 42 metrelik evinden asla ve asla şikayetçi değil. Hatta bu hayata bayılıyor. Bu ev adamı havalara uçurur.